kurt falan olursa pusuya düşürürler. Çünkü bazı yaylacılar daha çıkmamış yukarı. Yaylalara gitmemişler. Ondan dolayı buralarda da koyunlar olduğu için onun kokusuna kurtlar gelir. Gel oğlum gel. Bayağı bir dağa doğru geldim. Aha boyka geçti orayı. Aha. Ya. Tek köpek olmuyor. İşte iki köpek de zapt etmek zor arkadaşlar. Ondan getirmiyorum kanası. Yoksa tek köpek gitmesi gerçekten büyük sıkıntı yani. Arkadaşlar kanası verecektik. Sonradan gelen mesajlardan dolayı vazgeçtim. Daha doğrusu iki taraflı da en hayırlısı bu. Çünkü arkadaşlar kanas kızana geliyor bir daha. Bundan dolayı yani verseydim orada kızana gelmiş olsaydı tabii gözüm arkada değil ama yine de yani bir şanssızlık derdik yani biz buna. Ondan dolayı kanas hala bizimle. Kanasa bakıyoruz. Bu değil de boyka nereye gitti? Şimdi işin kötü yanı. Gitti mi gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bakın tek köpek dağı kaçtı gitti yani. İki köpek olunca bunlar hiç gelmezler. Ya düşünün ya. Gel. Ha çıktı orada. Allah'tan yani beni arada bir gözlemliyor yani. Aslan oğlum benim. Ya düşünün ki arkadaşlar bakın aşağıda kurtlar köpeği yemişler. Yani üzerinde kurt kokusu falan olduğu için Boyka bir tuttu salladı yani o leşini, köpeğin leşini. Yani bunu her köpek yapamaz. Gerçekten yani bazı köpekler yapar ama böyle her köpek bunu yapamaz. Gel oğlum gel buraya çıktık da nasıl ineceğiz arkadaşlar şu taraftan geldim. Şu taraftan rahattı. Oradan geldim buradan inmem lazım. Önümüzde uçurum gibi. Bir şekilde gideceğiz. Geçen sefer ayı videosunu tam buralarda çektim arkadaşlar. Şu karşı dağdan şu gördüğünüz yamacın diğer yüzünden yukarı çıkıyorlardı. Öyle çekmiştim. Bir tanesi de çok yakındı bize. Nasıl diyeyim size ben böyle derenin içindeyim. Şöyle dağa doğru bir baktım yukarıya doğru. Örnek vereyim o da şu. Tepede düşünün. Yani fark ettim ki o da burada. Şöyle kafasını falan gördüm. Kamera çıkarıp videoya girene kadar böyle saniyelik etti hemen. Açtı dağı. Tabi bayağı bir üzüldük yani niye videosunu çekemedik diye. Şansa bak kayı görüyor çekemiyoruz gibisinden derken tam şu karşıdan böyle gelirken karşı dağa bir baktım Boykan'ın şu anda olduğu yerin alt tarafına oradan yukarı çıkıyorlardı onlar da yavruluydu yani bir yavrusu vardı ayının ya 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 yani durum bu şekilde bazı arkadaşlarımız da yavru oldu mu diye yazıyorlar. Tabi videoları izlemediklerinden dolayı biz de fazla video atmadığımızdan dolayı tam bu konudan haberdar değiller. Yavru falan olmaz arkadaşlar kanasın. Gebeliği sahte. Gebelik olarak geçti. Şimdi başka dişilerle eşledik ama onların ne videosunu çektik YouTube için. Ne de vereceğiz yani onları. Bakalım. Yani dişinin sahibi kaç tane yavru kendine alır almaz bilmiyoruz. Gerisini bize verirse biz de isteyen arkadaşlarımıza veririz. Tabi galerimde o videolar kanıtlı olarak duruyor. Yani tarihli falan olarak söylemişiz içinde videonun. Yani Boyka'nın yavrularını almaya çalışıyoruz. Boyka gibi bir köpeği harcamayacağız tabii ki de. Gel oğlum gel. Şuradan inmeye çalışacağım arkadaşlar.
Biraz zor olacak ama ineceğiz. Değil de Boyka niye o tarafa öyle durup durup bakıyor? Bilmiyorum. Dereye inebilirsem şu dereden gidip şu ayıların yukarıya doğru geçtiği yönde durup oraya bir bakacağım. Yani buralar bayağı bir ıssız yani. Buralarda çoğunlukla dağ keçisi falan oluyor arkadaşlar. Onlar da böyle sarp kayalara falan kendini atıp kurtarabiliyorlar yabani hayvanlardan, kurtlardan falan. Bundan dolayı yani kurtlar da eksik olmuyor. Hatta buranın kurtları daha değişik. Alışmışlar köpek yemeye. Götürüp pusuya düşürüp yiyorlar. Deli yine gitti ya. Boyka'nın gelmesini beklersek biz bu dereye inemeyiz. Yenisi biz yavaş yavaş gidelim. Kaya kaya. Bizim için fazla zor olmasa da yine de zor bir alandan geçiyoruz. Çünkü hep mıcır arkadaşlar buralar böyle. Bakın. Kimi yerler düz duvar gibi. Aslan oğlum benim be. Böyle dağlara bakıyor arkadaşlar. Karşı marşlar falan. Bir şey olsa direkt yani mermi olup gider yani. Ama işin kötü yanı tek köpek. Bir de bayağı bayağı bir cesaretli olduğu için. Ayıya falan vurursa ayı tek tokatla bunu öldürebilir yani. Böyle de bir durum var. Bakalım buralardan ayı geçmiş mi? Ayak izleri falan denk gelir bize. Tabii bu kaç gündür yağmur yağdığı için belki onlar kapamıştır ama geçebilir yani. Ayı kayıyoruz. Kamerayı kırmazsak bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar ayılar mesela bu çiçeklere çok geliyor. Şunlara. Yani bunların kokusuna falan deli oluyor hayvan yani. Ama buralarda da böyle var yani. Bunlar için geliyorlar. Ayılar biliyorsunuz hem etçil hem otçul oldukları için. Yani hiç affetmezler böyle şeyler yerler yani. Bu sene de fazla bir şey olmadığı için. Kar yağışı falan olmadığı için ayılar erkenden uyandılar zaten. Boyka'nın gözü yukarıda arkadaşlar. Şu dereye inebilirsem bir gideceğim yani yukarıya doğru. Ama burayı bir an önce hızlı bir şekilde ineyim. Boyka'nın geleceği yok. O yüzden biraz yavaş iniyorum ama. Ya ya ya. Keratanın gelmesi lazım. Ne olur ne olmaz bazen ayılar şöyle taşların önüne falan bizim sesimizden dolayı saklarlarsa birden bizi de görürler. Kötü olur yani. Ama Boyka geliyor zaten. Ya Boyka yanımda olunca işin gerçeği korkum yok arkadaşlar. Köpek öyle bir şey var ki. Yabani düşmanı yani. Eline geçirdiğini direkt öldürme peşinde. Ya hayvan için yılan mulan da fark etmiyor.
Hadi oğlum bak. Sık 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 sık. Buyurun. Bazen kandırıyoruz, bazen de iyi değil arkadaşlar. Çünkü anda olursa bir şey denk gelirse köpeği bu sefer de seslediğimiz zaman yanımıza gelmez yani. Çünkü yine der ki beni kandırıyor bu. Ondan dolayı sıkıntı. Yapam hele, gel gel gel. Bak kokuya düştü bu. Demek ki buralardan. Hadi oğlum. Uy. Hanımış oğlum. Hanımış lan. Hele dur hocam, hele dur hocam. Kerata kerat. Arkadaşlar bayağı bir zayıflamıştı. Şöyle bir tüye girdi. Tüylerini değiştirdi ve dediğim gibi o dişiyle, bir abimizin dişisiyle eşlediğimiz için köpek bayağı bir zayıflamıştı ama şimdi iyi yani. Durumu iyi. Ha benim oğlum. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Bak burnu hep yerde, gördünüz mü? Burnu hep yerde gidiyor köpek. Buralarda ayı var arkadaşlar yani. Ben söylüyorum, bazı arkadaşlar inanmıyor. Açıp videoyu izletiyorum. Bak abi ne diyorum. Ondan sonra kafaya dam geliyor. Yani şu anda benim yaptığım da büyük bir risk. Ama kanasla Boyka'yı getiremem. Çünkü şans işte. Bazen köpek möpek denk geliyor. Zaten onun elinden zor alıyoruz. İkisi de bir oldu mu tamam yani. Yani köpeği yaralı da alsak diğer günü ölebilir elinde. Yani. O yüzden gerek yok. Bu şekilde idare edeceğiz. Ha, şu anda Boyka'nın gittiği yerde ayak izleri var. Bakın arkadaşlar. Ön tarafında kamerada belli mi bilmiyorum. Bak köpek nasıl kokulu, gördünüz mü? Yani hemen yan tarafında bilen ayı olabilir yani. Ama şu şimdiye kadar benim sesimde uzaklaşmış da olabilir buradan. Bu Boyka'nın olduğu yere gidebilirim. Oraya gittikten sonra kayda gireyim ben neyse. Boyka kokuya gidiyor arkadaşlar. Aha. Ayının ayak izleri. Tam belli olmuyor ki, yağmur yağmış. Süper manzara. Evet arkadaşlar, an gördüm bakın. Buradan daha belirgin görünüyorlar. Bakın buradan böyle dere inmiş. Derede mi veya yukarı çıkmış? İnşallah bize denk gelmez yani. Yani uzakta bir görüntüsünü alsak güzel olur ama yakından denk gelirse bize kötü olur. Oo, bak 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 bak. Buradan kaya kaya aşağı gitmiş. Bayağı da yeniler arkadaşlar. Bayağı da yeniler. Gel oğlum hele, gel gel. Bir tanesi oradan gitmiş, bir tanesi buradan. Demek ki şey, daha bu yeni geçmiş buradan. Ama aynı yolunu kullanmış. Hem eski var, hem yeni yiyor. Buradan inmiş. Oğlum benim uçurum Boyka. Ya Boyka bu altta ne yapıyor bilmiyorum ki. Bakın nasıl koku alıyor. Bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Ama karşılara bakamıyor sonra. Yani köpeğin burnu hep yerde. Bakalım ben nasıl ineceğim buradan. Bayağı sıkıntılı bir yer ha. Şuradan bir bakayım. Öncelikle şu uçurumdan bir bakalım böyle. Oo.
Muhteşem. Arkadaşlar şuradan indim aşağı. Şuradan atladım buraya. Bu Ekan'ın ayak izlerinden gideceğim. Vay be. Şu ileride de bir küçük mağara varmış aslında. Burayı fark edemedim. Bir bakacağım ona. Volkanın burnu yerde. Hala yukarı gidiyor. Gideceğim arkadaşlar. Ben de yukarı gideceğim. Yavaş, beni bekle. Taşlar benden önce gidiyor vallahi. Yani göründüğü gibi değil arkadaşlar, yani bayağı bir dik. Ya! Boyka yukarı gitti. Ben gittikçe o gidiyor. Şuraya geldi, şuraya bir doğru vurdu. Sonra kokuya bir dakika şu tarafa koştu. Yani en sonunda başımıza bir iş açacak var ya. Kerata. Ha, bundan sonra böyle yerlere geldim mi torpil alacağım arkadaşlar. Yanımda torpil bulunduracağım. Şimdi yani aile şaka olmaz. Ben de bunun çok iyi farkındayım. Şimdi örnek vereyim. Allah korusun ay şuradan böyle çıksa benim o boyka koşmuş belli ki. Bakın bir aha adımları yüksek atmış. Uzun atmış. Bu koşarak gitmiş. Arkadaşlar koşa koşa yukarı çıkıyor. Bakın. Valla o ayanın kokusunu aldı gidiyor da. Bazen koşuyor, bazen yürüyor. Çünkü köpek de yoruluyor. Bakın hala gidiyor. Çağırıyorum da gelmiyor. La gelsene. Gel oğlum gel hadi. Ya boş ver, beni uğraştırma bak, gel. Sonra gideceğim, bize taraf getireceksin ayı. Ben nereye kaçacağım oğlum ya? Aha vallahi. Yok. O kokuyu aldı. Dönüp arkasına bakması da aklı bende kalıyor. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Aha, yine de gidiyor yani, ne yapak? Gel, gel, gel. Yok arkadaş. Bazen koşuyor. Bazen yürüyor. Bazen bana bakıyor. Şu anda gidiyor yani. Yani az bir mesafe de değil. Bakın arkadaşlar. Ta nerede gidiyor yani? Abi bu köpeğin cesareti değişik. Ama... İşi kötü yani beni burada bıraktı. Şimdi ben de bayağı aşağılarda değilim ki, bayağı yukarılardayım. Yani. Alt tarafımda da ayı olabilir yani herhalde. Şu anda tam tepede arkadaşlar. Karşılara bakıyor. Yok kokuyu aldı, o durmaz.
Daha yani düşünün ki arkadaşlar, sadece kokuyla gidiyor şu anda. Yani hissederek gidiyor bir de. Gördüğünü düşünün yabaninin, ya da ayı olsun kurt olsun peşine gider yani. Allah korusun, boy kaybı da görmeyebiliriz yani. Gel gel gel. Ben bir şekilde onu kandırmam lazım. Yoksa gerçekten büyük sıkıntı. Bakın ta nerede yani. Arkadaşlar boyka gelmedi. Ben sesledim, döndüm, inşallah anlar da gelir peşime. Yoksa yani sıkıntı ya. Ya manzara var ya, muhteşem. Bakın arkadaşlar, ta nereye çıkmış? Kartal ya. Arkadaşlar boyka şöyle yukarılardan dağları izliyor. Yani daha köpek hiç buradan geçmedi. Bakın. Ben size şimdi kurtların ayak izlerini göstereceğim. Yani gerçekten bayağı bir yukarıdayız. Şuradan başlayabiliriz. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Öyle aşağı gidiyorlar. Yani tırnakları aşağıya doğru. Bakın hatta ikiye bölünmüş gördüğünüz gibi. Kimisi şu su tarafından, kimisi de şu üst taraftan gitmişler böyle. Yani bir tane kurt değil. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi boyka bu kadar uzaklaşıyor. Tamam. Bir tane kurt olsa neyse. Ama iki tane kurt falan olduğu zaman gerçekten sıkıntı yani. Vallahi en son yukarıdaydı. Şu anda köpek de görünmüyor. Şu yüzlere bakın. Şuradan buradan atlamış gitmişler böyle. Komşularımız daha yaylaya çıkmadığı için şimdi aşağılarda koyunları da çıkardılar otlağa. Ondan dolayı kurtlar gelir yani. Çok tehlikeli yerler arkadaşlar. Yani gerçekten burada köpek bile ne iş yapamaz yani yabaninin peşine. Düşünsenize ya. Yani dik duvar gibi, bir de taşlı falan. Değişik bir yer. Öyle de taşlar yuvarlanıyor ki. Vay 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 vay. Aferin benim oğluma, gel. Evet arkadaşlar, yorucu bir geziden sonra videomuzun sonuna geldik. Nasıl, nereden çıktım size şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu gördüğünüz tepeden çıktım. Şu dağa doğru. Orada tabi düzlükte, oradan aşağı dereye indim. Boyka dağa çıktı diğer taraftan. Ondan sonra şöyle bu dere yatağından böyle geldik arkadaşlar. Yani gerçekten çok tehlikeli yerler. Riskli bir gezi oldu ama yani özgürce böyle gezmesi falan çok iyi arkadaşlar. Yani hep bağlı bağlı da olmuyor. Boykayla arada bu şekil dağa doğru çıkıyoruz. Kanatı tabi getirmiyorum buralara, onu aşağı taraflarda gezdiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.